tılsımlı bir kitap yapmak için ben önce başka kitaplar yapıp, kitap dünyasında yer alıp, yazar olarak bir kendimi ispat etmek istiyordum satış olarak. Daha önceki kitaplarda ki iddiam kişisel gelişimle dini bir araya getirmekti. Şimdi benim yaptığım sistem bilinçaltı ile ilgili ve bedenle spiritüel anlamda bir e, ilişkilendirme. Orada ünlülerin e, birçoğu sonrasında randevu aldılar. Siz <laughs> ben anladım. <laughs> Zengin bir iş adamının kızıyken Babam üst üste iflaslar yaşadı. Çok büyük bir çöküntü içine girdik. Ailemiz dağıldı. İşte biri kuzende yaşıyor, biri anneannemde. Mucize yaşadım diyenlerin tamamı benim sayemde değil, kendi sayesinde değil. Çalışmanın da sayesinde değil, çalışma aracı sadece. Allah'ın sayesinde yaşıyor. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir, siz nasılsınız? İyiyim, sizi en son gördüğümden bana bayağı kilo vermişsiniz. Çok mersi, teşekkür ederim. Ba 20 kilo filan herhalde. Yok, toplamda 38'di ama sizinle o programı çektiğimizden sonra evet bir 15-20 kilo. Toplamda 38, oradan sonra evet bir 15 20 daha verdim. O program çok sevilmişti, bakalım bu ne olacak? Evet, çok güzeldi. Hep iyi hatırlıyorum. Şimdi... E size İkili gruplar halinde arkama sorular gelecek. Lütfen tamam. bir tanesini seçip ona cevap verin. Diğerinin cevabını duymayacağız. Program boyunca bir kere ikisine cevap vermek istemiyorum derseniz... Hı. ...size yeni iki soru soracağız. Peki. <laughs> ee, başlıyorum ilk grupla. Tamam. Hiçlikten gelen güç kitabınızın tılsımlı olduğunu söylemeniz çok konuşuldu. Evet. O güne kadarki kitaplarınızda böyle bir iddianız yoktu. O zamanlardaki eksikliğiniz neydi ya da... Hiçlikten gelen güçün birden fazla kişide etkili olmayacağına dair açıklamanız kitabın satışını sizce nasıl etkilemiştir? Bunu söylemeseydiniz satış ne kadar azalırdı? İlk soruya cevap vereceğim. Buyurun. Şimdi hiçlikten gelen güç benim çok uzun yıllar hazırlandığım bir kitapta. Daha önceki kitaplarda e, ben kişisel gelişimle duaları bir araya getiriyordum. Onlar da zaten besteler olmuştu. Aslında bir eksiklik değildi. Fakat tılsımlı bir kitap yapmak için ben önce başka kitaplar yapıp, kitap dünyasında yer alıp, yazar olarak bir kendimi ispat etmek istiyordum. Satış olarak ve insanlarda güven oluşturmak olarak. Sonrasında tılsım ifadesini kullanmak istiyorum. Çünkü ilk kitabınızla tılsımlı diye çıktığınızda takdir edersiniz ki çok daha farklı olurdu sonuçlar. Hiçlikten gelen güç gerçekten tılsımlı. Çünkü bir şeyin üzerine tılsım koyduğunuzda kapağında bir tılsım var. Kitabın bitiminde de 7 tane tılsım var. Üstüne bir şeyin tılsım koyduğunuzda o tılsımlanır. Kitap gerçekten tılsımlı. Aslında bu şekerli çay gibi bir ifadeydi. Yani içinde şeker olan çaya şekerli çay denir. Bu da tılsımlı kitaptı. Fakat tılsımlı kitap ilk defa yapıldığı için bu çok farklı yerlere çekildi. Fakat ben hala onun arkasındayım. Mesela kitap 200 bine yakın sattı. Hala da çok satmaya devam ediyor. O ee, o kitabı okuyup hayatına çok radikal, değişik, sıradışı, mucizevi sonuçlar yaşayan insanların kendi özgür adıyla yazılı olarak bize, yayın evine attığı mesajlar, sonuç aldıklarına dair ifadeler bizde var. Çünkü tılsımın içeriği Kur'an-ı Kerim, ayet, esma-i nüsna, şifreler ve kodlar. Osmanlı'da, Selçuk'ta kullanılmış, geçmişi olan bir yere dayanan bir sistem. Gerçek olduğu için hani uydurma, hurafe değil aslında bir sisteme dayanıyor. Ben bunun evet tılsımlı olduğunu söyledim. Daha önceki kitaplarda... Ki iddiam kişisel gelişimle dini bir araya getirmekti. Oradaki e, yazar olarak satış grafiğini yakaladıktan sonra Tılsımlı'yı çıkarmak istemiştim. Aslında tek olay buydu. Çünkü hani 10 sene önce Tılsımlı kitapla çıkamazsınız. Çünkü yazar olarak sizi kimse tanımıyor. Güveni oluşturduktan sonrası böyle zor ve iddialı bir konuyu o zaman sunmak istedim. Bu konu böyleydi aslında. Peki ikinci grup. Sosyal medyanızda sizden Tılsım aldığını söyleyenlerin mesajlarını paylaşıyorsunuz birilerine tılsım verdiğinizde sizde fiziksel ya da zihinsel nasıl bir tesir oluyor ya da sizden tılsım almayanlar tam olarak neyi kaçırıyor? Nelerden eksik kalıyorlar? Evet birincisini söyleyeceğim. Buyurun. Ben seans yapıyorum. Bir de tılsım paketleri var. Tılsım paketinin içinde bir tane kristal oluyor. Ve onun kullanımı ile ilgili de altı tane kağıt oluyor. Aslında tılsım paketi bundan oluşuyor. Tılsımın içinde kişinin isim ve doğum tarihine göre e, beklentisine ve hedefine göre bir şifreleme bir kayıt oluşturma, bir kodlama sistemi kullanılıyor. Yani tılsımla ilgili çok uzun yıllar eğitim aldım. Tılsımı aldığı zaman bu paket ona gidiyor. O kendi enerjisiyle, inancıyla buradaki Hayır. şifreleri kullanarak hedefi yönelik bir enerji sistemini harekete geçiriyor. Tılsım o kişi özel hazırlanıyor. Taş ve o altı kağıttan oluşuyor. E, tılsımı aldığı zaman fiziksel değil, niyet ve hedefiyle ilgili. Mesela işe mi girmek istiyor? E, onun dışında ilişkisi mi olsun istiyor? Veya bir adamdan ayrıldı onunla barışmak mı istiyor? E, mesela atanmak mı istiyor? Hangi hedefi varsa onunla ilgili bir şifreyi girerek kendine has. Biz onu o da sistem kodları ve yapması gereken hepsini açıklayıcı bir kağıtlar sunuyoruz. Onu harekete geçiriyor. Şimdi bu Mesela Osmanlı'da e, orada çıkarken savaşa bir takım mesela fetih suresini kullanıyor, Mülk suresini koyuyor, ayeti kullanıyor, bazı esmaları kullanıyor, melek isimlerini kullanıyor. O zamanlardan bu zamana gelen manevi bir miras aslında. Fakat toplum buna yabancı olduğu için bunun altında ne var? İşte bu muska vesaire gibi yüzeysel bir konumudur, hurafe midir gibi bir takım çekinceler ve ön yargılar oluyor. Oysa ki bu bir şifreleme sistemi. Mesela bu ayetin bu kısmı. Bu surenin bu kısmı, esmaların bu kısımları gibi özel bir şifre oluşturuluyor. Mesela işe girmek için başka şifreler var. Evlenmek için başka şifreler var. Ben e, bu tılsım paket dediğimiz, e, tılsım dediğimiz konuda kişilere bunu sunuyorum. Tılsım büyük aynı şey mi? Tılsım. Tılsımla büyü aynı şey. Hayır an. değil. Büyü bir insanın özgür radesine müdahale eder. Bizim tılsım paketlerimizde işe girme, evlilik, kısmet açma, bir niyetiniz var. Mesela atanmak istiyorsunuz bu. Veya bir ilişkiniz var, ayrılığınız barışmak istiyorsunuz. Bununla ilgili yine Allah'ın huzuruna çıkıp ondan istemiş oluyorsunuz. Çünkü içerinde ayet var, esma var ve muhatabı sadece Allah. Büyü ise bir insanı istemediği bir konu ile ilgili aslında zorla ikna etmek, özgür iradesine müdahale etmek ve tamamen geçici olan bir sistem. Tılsımla büyünün hiçbir ilgisi yok. Bilakis tılsımı hareket ettirebilmeniz için, tılsımı sizde etki etmesi için dini inançlarınız olması lazım ve Allah'a teslimiyet olması gerekiyor. Çünkü içinde ayetler var. Mesela şunu yapabiliyor muyuz? Bu programın 2 milyon izlenmesi için tılsım yapabiliyor muyuz mesela? <laughs> Daha önceki programda da siz benden o tip bir şey başka <laughs> kanaldaki bir işle ilgili sormuştunuz. Evet bu tarz hedef var. zaten benim en çok çalışmayı sevdiğim konular bu tarz büyük ve iddialı hedeflerle ilgili. Keşke buraya bensiz. Bensiz hazırlarım en iyi şekilde. Siz hayır siz tekrar... bu programa yayınladığımızda siz bize bir tılsım yollayın. Ben ne gerekiyorsa onu yapayım. Tamam ben bilgilerinizi alacağım. Bu bakım iki milyon seyredilecek mi mesela? Hedef 2 tamam, milyon Hedef milyon tılsımı deniyor. Evet. evet. Evet böyle bir tılsım var. Evet. <laughs> Yapalım mı? Tabii. Deneyelim. Tamam, yapalım, deneyelim, tamam. sonuçları ona göre görelim. Tamam. Tamam. Üçüncü grup geliyor. Bir Instagram mesajınızda bacakta biriken kiloları gelecek korkusuna, belde evet. biriken kiloları fazla fedakarlığa bağlıyorsunuz. Böyle evet. mesajlardan önce bir diyetisyenle konuşma ihtiyacı hissediyor musunuz ya da yıllar önce Türk kadını sevişmeye bilmiyor. Kamasutra öğrenmeli gibi yorumlar yapmıştınız. Bugün ise en sık dua, bereket, inanç gibi kelimeleri kullanıyorsunuz. Bu sürede ne değişti? Birinci soruyu cevaplayacağım. Buyurunuz. Şimdi benim Ol Der ve Olur kitabımda bütün hastalıkların, bu tarz fiziksel sorunların bilimsel... Lik dışında bir de spiritüel sebepleriyle ilgili açıklamalar var. Şimdi ben 96 kilo olup 38 kiloyu bilinçaltı gücü ve bu manevi yollarda verdiğim için bu tarz konularla ilgili bir takım saptamalarım var ve kendime göre yöntemlerim. Şimdi diyetisyenle kilo verenlerin tamamı bir süre sonra yani büyük ölçüde hepsi neredeyse tekrar kilo alabiliyor. Çünkü yem, yediğinde tekrar kilo alıyor. Yemezse veriyor. Şimdi benim yaptığım sistem bilinçaltı ile ilgili ve bedenle spiritüel anlamda bir e, ilişkilendirme. Şimdi orada mesela bacak e, manevi anlamda ilerlemeyi sembolize eder. O yüzden bacakla ilgili, mesela kadın zayıf, bacaklarında birikmiş bir yağ var. Bu gelecek korkusunu sembolize ediyor. Mesela bel, Fazla fedakarlık ve başkaları için yaşama. Mesela zayıflıyor, 30 kilo ver ama beldeki yağlanma devam ediyor. Diyor ki bunun sebebi ne? Çünkü hala mesela aile bireyleri için fazla fedakarlık yapıyor. Kendinden ödün veriyor, kendisi için yaşamayı bilmiyor. Mesela başka konular da var. Sadece diyet veya zayıflama değil. Mesela göz bozukluklarının çoğu gelecek korkusundan kaynaklanır. Ağızla ilgili, ağız ve diş sağlığıyla ilgili konular kendimizi ifade edememek, bir şeyleri söylemek isterken o sözcükler sözcükleri içimizde bastırmakla ilgili olabiliyor. Hastalıkların fiziksellik dışında spiritüel sebepleri de var. Şimdi diyetisyene gidip kilo verip sonrasında tekrar geri alan birçok insanla çalışma yaptım. Şunu biz yapıyoruz. Biz bilinçaltına konuyu çözüyoruz. Bilinçaltındaki kilo almayla ilgili ruhsal hafızadaki anı, kayıt ve kodları değiştirdiğinizde o zayıflama kalıcı oluyor. Mesela ben 38 kiloyu verdim. Çok uzun yıllar geçti üstünden hiç almadım. Bunun sebebi yemek veya yememek değil. Bana kilo aldıran eski anı ve kayıtlarımı bıraktığım için yani kökten bir dönüşüm olduğu için. O yüzden bu tarz hani vücuttaki belirli konu mesela sırtta yağlanma oluyor. Kiloyu veriyor ama sırttaki yağ gitmiyor. Sırt konusunu sembolize ettiği şey geriye bak Eski anılarını unutamayan kişiler kilo verse dahi sırtında yağlanma olabiliyor. Biz o yüzden beden üzerindeki bu tarz semboller üzerinden de çalışıyoruz. Diyetisyenlerin yaptığı şey zayıflatmak. Biz ise manevi anlamda o insanda kalıcı olarak kilo verme, kilo aslında bir e, fiziksel görüntüyle ilgili bir şey değil bir yük, geçmişin yükünü taşıyorsun bunu nasıl bırakabilirsin bunu anlatıyoruz aslında. Ama diyetisyene gidip geri kilo alanlar daha fazla. Bizim bilinçaltı dönüşümünü yaptıktan sonrasında geri almayanların sayısı da e, epeyce fazla. O yüzden bunu iddialı bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Sendeyiz öykü. <gülüyor> <gülüyor> Peki mesela bunun için size birkaç seans mı gelmek Yok ben tek seans yapıyorum. Orada zaten anı ve kayıtları, kodları, geçmiş yaşamla ilgili blokajları gösteriyorum. Seni yemeye iten anılar bunlar. Sen kilo yükünü bu yüzden taşıyorsun. Mesela şiddete uğruyor bedenine çok fazla darbe almış, bedenini korumak için yağ tabakası oluşturuyor vücudunda veya tacize uğramış. O yüzden dış dünya ile kendi arasında bir kamuflaj koymak istiyor. O yüzden kilolara sığınıyor. Biz anıları buluyoruz. Onu yemeğe iten anılar nedir? Bu anıları dönüştürüyoruz. Sonrasında programı veriyorum ben, yapması gereken programı. İşte bir dönem onda da çok daha <laughs> geçti. İşte esmalarla zayıflamak mı olur? Mesela esamet es esması iştah keser. Bunu belli frekansta okuduğunuzda yemek yiyemeyecek hale gelirsiniz. Olmamalar oluyor. Bilinçaltı dönüşümü oluyor. Esmalar programı veriyoruz. Kendisi sonrasını yapıyor. Ben tek seans yapıyorum. Aslında psikiyatri seansı gibi. Yani psikiyatristler daha farklı metotlar kullanıp ilaç yazıyorlar. Bizimki daha manevi ve spiritüel yöntemlerle yani yapılıyor. Psikoterapistler de yapar ya. E, örneğin, evet geriye dönüşüm. Örneğin evet. hani çok küçük yaşta e, cinsel tarih zorlamış evet, insanlar eskiyomlar. bedenlerinden nefret ettikleri için evet, genel olarak evet. çok yemek yerler. Evet evet. Hani Geriye öyle. dönme yöntemini kullanıyoruz. Evet. Diğer grup. Size iletilen teşekkür mesajlarında ağırlıklı olarak duaların getirdiği maddi kazançlara vurgu evet. yapılıyor. Din ve para arasında böyle bir bağlantının ortasında olmak size ne hissettiriyor ya da katıldığımız bazı programlarda uyguladığınız ritüellere karşı sunucuların müstehsi bakış ya da tebessümlerini gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? Evet, ikinci soruyu evet, cevaplandıracağım. Buyurun. Şimdi şöyle oldu. Siz de aslında bu benim güç kitabım çıktığında o WhatsApp ritüelini paylaşmıştınız. Şimdi onun altında birçok yorum vardı. Yani şimdi diğer kişileri tanımadığımız için orada ünlülerin birçoğu sonrasında randevu aldılar. Siz ben anladım. yani orada mesela siz hani bunun komik bir şey olduğunu, hani bunun gerçek olmayacağını WhatsApp ritüeliyle aratma mı olur demeye getirdiniz. Onun altında sizi işte seven, tanıyan bir takım insanlar çok ünlü olan Türkiye'de herkesi tanıdığı yorum yaptılar. Sonra onların birçoğu randevu aldı. Şimdi genelde bu sonucu konusunda da öyle oluyor. Yani şuna yapmaya çalışıyorlar genelde. Yani biz bilimsel olmalıyız. Diğer insanlar da bu kadına dalga geçti biz de geçmeliyiz. Öyle bir psikoloji oluşuyor. Fakat onların tamamı sonrası kitapları okuyor, randevu alıyorlar. Özellikle TV'den tanıdığım insanların çoğuyla zaten bugüne kadar seans yaptım veya tılsım yaptım. ben anlayışla karşılıyorum. Bu çok zor bir konu, zor bir alan, inançla ilgili. Bu alanda duygu sömürmüş olan çok insanlar gelip geçti. O yüzden çok anlayışla karşılıyorum. E, o tarz e, tepki verildiğinde ben konuyu daha derin anlatmaya çalışıyorum. Samimiyetle anlatmaya çalışıyorum. E, bir de kanıt ve ispatları var. Dediğim gibi ben bugüne kadar çok iyi sonuç aldığımız kişilerle ilgili bir yazılı olarak aldığım için. Çünkü bir dönem o güç kitabında çok fazla saldırılar olunca şikayetler de olunca hani belki lazım olur diye ben açıkçası çok fazla biriktirmiştim. Böyle kalın bir dosyamız var. Ben sonuçla ilgileniyorum aslında. E, o yüzden bu bu tarz yaklaşan kişiler sonrasa mutlaka e, ya bir arkadaşı ya bir yerde okuyor bir etkileniyor veya başka yerlere gidip çok fazla para harcayıp hiç sonuç alamayıp e, yine sonunda solu e, burada alıyor. Ben hiçbir zaman tepki vermem. O gün programda öyle davranmışsın için buraya geldin demem. Çok anlayışla karşılıyorum. Çok zor bir konu çünkü. E, manevi bir konu, tamamen inançla alakalı. Ben de o yüzden e, sempatik karşılıyorum aslında. Hoş benim demin bu programda 2 milyon seyredilsin diye tılsım yapalım demem gibi işte. Diğer grup. Sosyal medyada evet. görkemli ve varlıklı bir hayattan anlarınızı paylaşıyorsunuz. Evet. Bunun size ve mesleğinize nasıl bir faydası oluyor? Ya da sosyal medya hesaplarında olumsuz yoruma rastlamıyoruz. Kitaplardan faydalanamadım diyen ya da başka türlü tepki gösteren hiç olmuyor mu? İlk soruyu cevaplandıracağım. Buyurun. Şimdi bu, bunları özellikle paylaşıyorum şu yüzden. Ben e, bu şimdi Seyran Tepe'deyiz. Benim de kariyerim Seyran Tepe'de başladı. Otobüse binemiyordum. Açlık ve sefalet yaşıyorduk. Ben çok görkemli ve büyük şaşalı bir hayattan kolej mezunuyum. İngiliz edebiyatı mezunuyum. Zengin bir iş adamının kızıyken Babam üst üste iflaslar yaşadı. Çok büyük bir çöküntü içine girdik. Ailemiz dağıldı. İşte biri kuzende yaşıyor, biri anneannemde. Yani evimiz bile yoktu ve ben çok uzun zaman banyosu bile olmayan bir evde yaşadım. Sonra bu esmalar, şifreler, tılsımlarla ilgili eğitim alırken önce kendi hayatımı dönüştürdüm. Yani bir sıfırdan bir kendi zirveme çıktım diyelim maddi anlamda. Ve bunu hep insanlara anlatmak ve göstermek. Çünkü benim e, müşteri kitlem, okur kitlem genelde Anadolu'da e, kıt kanaat geçinen bir kitle. Ben hep şunu anlatmaya çalıştım. Bir şeyin sıfır olması sizi zirveye taşımayacağı anlamına gelmez. Sıfır aslında büyük bir güçtür. Çünkü sıfırken çok daha büyük şeyler yapabilirsiniz. İşte mesela genelde bu çok bağlı seyahatlere çıkıyorum, çok para harcıyorum. E, bunları göstermemin sebebi aslında ilham olmak. Yani bir sıfırdan gelmiş olmak. Mesela ben ilk defa televizyon programlarına giderken bazı kanallarda şoför olmuyordu. İşte 12-13 sene öncesini söylüyorum. Ben otobüse çok zor biniyordum. İnsanlar bilet parasını vesaire karşılıyordu. Eski kıyafetlerimle gidiyordum. Ve ben bu işten en başına para kazanmadım. Ne zaman ki bu dualar, esmalar, tılsımlarla ilgili daha şifreli, daha derinlikli konulara girdim. O zaman çok para kazandım. Ve hep şunun ilham olması, örnek olması için paylaşıyorum. Yani ben böyleydim. Buraya kadar geldim. Sıradan bir insan olarak bunları yaptım çünkü inanıyordum ve pes etmedim. Siz de yapabilirsiniz telkini. Bir de şu var bilinçaltında insanların genel bunu bu konuların dışında sosyal medyada söylüyorum kim olursanız olun ne iş yaparsanız yapın e, bu tarz fotoğraflar yani işte Maldivler'de çekilen Maraçus Adası'nda veya Dubai'de bunlar bir hoşluk yaratıyor insanlar. Yani görsel hafızayı orada insanlar daha çok e, kayıtlıyor. Mesleğime faydası e, kendi üzerimde gösteriyor. Mesela kiloyu kendi üstümde göster. 38 kilo verdim. Parayı kendi üstüme gösteriyorum. Yani ben kendi üstümde gösterip önce bir kanıtlıyorum. Bakın bu mümkün. Ondan sonrası bunu insanlara e, sunuyorum. Böyle daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ben bir de genelde güzel görseller paylaşmak istiyorum. Çünkü insanlar çok acılar çekiyor. İşte paraları yok, ayrılmışlar, çocuğu vefat etmiş. O acılara tekrar eski acı günlerimi arada anlatıyorum ben de. Çok acılar yaşadım. Ama daha çok o resimlerle hoşluk yaratmaya çalışıyorum. Diğer grup, popüler tüketici sitelerinde sizden randevu almaya çalışırken telefonda kötü üslupla karşılaştığını belirten pek çok mesaj Hı. var. İnsanlar sizi hep ters zamanlarda mı arıyor ya da çalışmalarınızı da İslam önemli bir yer tutuyor. Fakat mesajlarınızda kullandığınız mucize ifadesi İslam'da sadece peygamberlere özgü olaylardır. Bu terimi kullanmanız dindar kesim tarafından nasıl karşılanıyor? İkinci soruya cevap vereceğim. Orada mucize zaten şu anlamda kullanılıyor. Mucize Allah'a ait. Yani bu mucize mesela biz tılsım da yapsak seans da yapsak, ritüel de yapsak veya Instagram'daki bir paylaşımı da kendi uyguluyor olsa oradaki mucizenin tek sahibi Allah. Aslında onu aralarda belirtiyorum ama e, bazen bunu sen ben kendim için söylüyormuşum gibi zannediyorlar. Mesela güç kitabındaki kapaktaki tılsım da orada çalışacaksa ona Allah izin veriyor. Bu kitaplardaki uygulamalar veya seans veya tılsımlardaki uygulamaların sonucunda Allah ifade, e, karar veriyor. Oradaki mucize ifadesi tam olarak bunun aslında muhatabının sadece Allah olduğunu anlatıyor. Yani sen burada bir mucize yaşadın diye sonuç bana geri bildirim yazıyorsun. Buna Allah karar verdiği için oldu aslında. Peygamberlere özgü ama aslında Allah'a ait. Orada peygamberlerin yaşadıklarında sonuçta Allah karar vermiş oluyor. Mucize yaşadım diyenlerin tamamı benim sayemde değil, kendi sayesinde değil, çalışmanın da sayesinde değil, çalışma aracı sadece. Allah'ın sayesinde yaşıyor. Benim İslami kesimden çok ciddi bir kitlem var aslında. Genelde hep şunu da soruyor, işte Senin mayolu resimlerin de var veya sen günlük hayatta çok açık giyinen bir kadınsın nasıl oluyor? E, samimiyetime inanıyorlar. Bir de kendimi olduğumdan farklı göstermedim hiçbir zaman. Hani günlük hayatta askılı giy, Instagram'da veya TV'de kapalı giyin. Bir sahtekarlık içine girmedim. Böyleyim. Böyleyken size faydalı olmaya çalışıyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela bu mesajlarda, sonuçlarda, geri bildirimlerde... İnsanlar şunu biliyor. Yani sosyal medyada uzun zaman takip ettiyse kitap hiç almayabilir. Seansı hiç almayabilir. Bana hiç para harcamayıp, hiç para vermeyebilir. Ben Instagram'a birçok ritüeli ve uygulamayı ücretsiz, insanlar faydalansın diye her hafta 3-4 kere koyuyorum. Bana hiç para ödemeyip oradan işe giren, evlenen, kısmet açılan binlerce insan var. Oradan bir samimiyet yakalıyorlar. O yüzden bu tarz ifadelerde hani kötü niyet yoktur. Allah'ın mucizesi olduğunu demek istemiştir diye aslında düşünülüyor. Yani mucize derken Allah katında mucizedir ve Allah karar vermiştir demek istiyorum. Son grup. Önerdiğiniz bazı yöntemler aslında geleneksel olarak büyük şeklinde tarif ettiğimiz uygulamalar. Siz bu farkı nerede görüyorsunuz? Aslında bu soruyu ben sordum ve cevap verdiniz. Tamam. Ee, üniversitede İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü kazandınız. Bugün de 10 kitap yazmış birisiniz. Eğitiminiz sırasında kitap yazmayı düşünmüş müydünüz? Aklınızdaki kitapların ...tarzı ve içeriğine ulaştınız mı? Tamam, birinci soruyu yine de çaplamak istiyorum. Buyurun. Derin bir konu olduğu için şu çok sık gündeme geliyor. Şimdi tanımayan veya yüzeysel bakanlar veya bazen kültür seviyesi düşük olan insanlarda olabiliyor. Veya genel Türk toplumunun çağrışımında e, büyü... E, müdür bunlar diye tedirginlik yaratabiliyor. Şimdi zaten o tılsımlı kitabı hani demin de konuşmuştuk. Benim yıllar sonra çıkarmamdaki amaç buydu. Hani bakın ben böyle kitaplar yaptım. Ben böyle bir insanım. Hani büyük kitabı yazacak halim yok demeye getirmek için. Ama ilk onu yazsaydım çok sorun olurdu. Şimdi benim çalışmalarım büyü değil. Seanslar zaten bilinçaltı dönüşümü. Üzerine tılsımlar ve ritüeller de şöyle büyü değil. İçeriğinde ayet, sure, esma-i melek isimleri var. Bunları koyduğunuz zaman bunu tek muhatabı Allah oluyor. Ve bu şu demek oluyor. Ben bu dua uygulamayı yapacağım. Allah'ın huzuruna çıkacağım. isteyeceğim. Verirse Allah verecek. Vermezse olmayacak. Şurada biraz yanılgıya düşüyorlar. Mesela aşk ritüelleri. Aşk tılsımları. Şimdi ben bunu bir adama yönelik yapıyorum. Ben onu büyüye mi sokuyorum? İstemediği halde onun hayatıma mı çekeceğim? Gibi tedirginlikler oluyor. Orada da şunu anlatıyorum. Bu bir şirkete CV yollamak gibidir. Sen şirkete CV'ni yollarsın. Şirket bakar, isterse seni geri arar. Burada da sen adamla telepatik bağ kurarsın benim ritüelimle veya tılsımla. Adam etkiyi alır. Adam da sana bir şey hissediyorsa geri döner. Büyüye hiçbir şekilde girmiyor. Büyü olduğundan zorunluluk giriyor işin içine. Özgür radiye müdahale giriyor. Bir sonuç oluşur fakat çok ters teper ve kötü bir şekilde hızlı şekilde biter zaten. Benim yaptığım çalışmalarda genelde insanlar kalıcı sonuçlar alırlar. O yüzden temeli Allah'ın isimlerine, esmalara, ayetlere, surelere dayanır. Belki hızlı değil, zaman içinde sonuç alınıyor, fakat kalıcı oluyor. Hiçbir şekilde e, büyü değil. E, büyü olanlarda zaten genelde ayet ve sure geçmez, daha farklı varlık isimleri vesaire geçer. Esma Hüsna pek olmaz, melek isimleri olmaz. Esma ile yaptığınız çalışmaları da bazen büyü zannediyorlar. Onu da ifade edelim. Allah'ın ismiyle yapılan bir çalışmada tek muhatap Allah olmuş oluyor. Hiçbir şekilde büyü değil. Özgürlüğe müdahale etmiyor. Şimdi soru grupları bitti. Ben bir merak ettim bir soru soracağım. <laughs> Mesela demin dedik ya bu program çok sevildi. Evet, evet. Hedef, hazırlayacağım. Hedef tılsımı, tılsımı. hazırlayacağım. Mesela evet. o, onun uzun bir ritüeli var yoksa onu bir kere mi yapıyoruz? Şöyle bir kristal hazırlayacağım. Yanında da altı tane kağıt olacak. Ee, sizin doğum tarihi, doğum yeri, anne adı ve isminizle bir şifreleme yaratacağım. Ve bu hedefimiz zaten çok net belli, sayı belli. Bununla ilgili bir takım okumalar var. Çok zor değil. 3 hafta için bunu tamamladığınızda üç hafta içinde küçük belirtiler başlayacak. Ee, Allah'ın takdir ettiği zamanda da büyük e, gelişmeler olacak. Şimdi burada istediğiniz şey saf, temiz, samimi hiç kimseye e, ucu dayanmayan sadece kendi etkinliğinizle ilgili. Ayrıca bu ne kadar izlenirse o kadar insana bilgi gidecek. Fayda içeren bir hedef olduğu için hızlı çalışacağını düşünüyorum. <laughs> ben en etkili şekilde yapacağım. Yani size o, teslim edeceğim. Biz, ben onu üç hafta mı okuyacağım? E orada bazı ritüelleri var okumaları bana var. Tarif ben edeceğim. onu teslim edeceğim size. Evet onları okuyacaksınız. Basit zaten yapabileceğiniz bir şey. Bir enerji aktif hale gelecek. Bir enerji açığa çıkacak. Zaten belirtiler başlayacak. Sonrasında sonuç alacağız. Hedef tılsımı bunun adı. Tamam, o zaman bu <laughs> tılsım bitmeden bunu yayınlayamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Değil mi? Yani. Ben hemen hazırlarım. Tamam. <laughs> Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. ben de. Tekrar görüşmek üzere. Tamam ümediydi. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.